Gülcan'ın bu üstündeki yeni mi? Yok ya, kaç senelik hırka mı? Hmm. Kaç senelik yahu Rafet? Babacığım, ben bugün gerekli yerlerle konuştum. Bu haberlerden ne kadar rahatsız olduğumuzu, bizim ailemize böyle bir şeyin asla söz konusu olmayacağını belirttim tekrar. Sağdan soldan soranlar oluyor mu? Eş dost, Ankara'daki dostlarımızdan falan mesela. Ha? Bir şey demediler, henüz bir tepki vermediler. Sürecin takipçisi olacaklarmış. Ama eğer haber büyürse o zaman iyi bir tepki vermeyecekleri de kesinmiş. Öyle dediler. Bu haberler daha ne kadar büyüyecek Selen? Şöyle ki, eğer Nalan nişanı atarsa ve Sedat Koroğlu evli bir kadınla nişanlısını aldattı, nişanlısı da yüzükleri attı diye manşet olursak, o zaman büyümüş olur haber. Allah koru ya Rabbim. Korusun tabii ya. Sen önce kendi oğlunu koru be. Gerçeği Allah'a mı haber ediyorsun yani? He? Öyle elini açıp dua etmekle olmuyor bu işler. Görüyorsun değil mi başımıza ne işler açtın ha? Görüyorsun değil mi? O fındık kadar aklınla uçkuruna olan düşkünlüğüne başımıza ne işler açtığını anlıyor musun sen ha? Cevap versene ulan. Alo. Hop burada mısın? Görüyor musun? Anlıyor musun? Anlıyorum. Canan Hanımefendi ile konuştunuz mu? Sedat Beyciğim gelecekler mi acaba yemeğimize? Konuştum. Aradım yani baba. Gelecek bir sorun yok. Sorun yok tabii. Ne sorunu ya? Sorun var mı orada? Maşallah. Hiç sorunu olmayan bir aileyiz biz. Maşallah ya. Maşallah. Gülcan Hanım. Yarın doğum gününde ne hediye istiyorsun bakalım? Benim hediyeyle falan ne işim olur Rafet? Ama madem sahte doğum günü yapacağız, hediyeye de mecburuz. Sen ne alırsan benim kabulüm. Kabulün değil mi? Ne alırsan kabulüm. Ben de zaten bunu bekliyorum. Ya şuraya bak ya. Sayende sahte doğum günü, sahte hediye. Ulan evcilik mi oynuyoruz biz burada ha? Bari şu yemekleri de sahte yapabilirim. Olsun bitsin değil mi? Gülcan, sen yarın sabah Feride Hanım arayıp bu iftara gelmeye ikna ediyorsun. İftar kazasız belasız geçti. Zako, sen de hediyeleri ayarlıyorsun. Sen de hediyeni alınca böyle bol bol sevin, anladın mı? Bol bol sevin. Sevin. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı çünkü. Başka bir şey bırakmadı bize oğlum. Bana bakın, yarın en ufak bir hatanız olursa, yüzünüze gözünüze bulaştırırsanız, bak o zaman korkun benden. Damat. Sen de dikkat edeceksin ha. Öyle patavatsız konuşmalar falan yok. Yok babacığım, estağfurullah ben sağlam kalayım yani biliyorsun.